Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 10.000. sınıf soru bankası denkleme eşsizlik test 12 sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda demiş ki mantar yetiştirilen bir odada bulunan ısıtıcı ilk saat çalışınca oda sıcaklığı fx derece olmaktadır demiş. Fx x kare artı x artı 1 olarak modellenmiş mantarın yaşamında devam edebilmesi için sıcaklığın 13 dereceden az olmaması, 43 dereceden fazla olmaması gerekir demiş. Yani dolayısıyla bize verilen sıcaklık denkleminin biz x kare artı x artı 1 denkleminin 13'ten büyük olması gerektiğini biliyoruz. 43'ten de küçük olması gerektiğini biliyoruz. İki taraflı bakalım. Buraya baktığımız zaman x kare artı x eksi 12'nin 0'dan büyük olması gerektiğini gördük. Buraya bakacak olursak da x kare artı x eksi 42'nin 0'dan küçük olması gerektiğini gördük. Şimdi bu denklemin kökleri nedir? Bu denklem çarpanlarına ne diye ayrılır? Birinci denklemi buraya yazıyorum. Sıfırdan büyük olan denklemi. X artı 4, x eksi 3 diye çarpanlarına ayrılır. İkinci denklemimiz ise, sıfırdan küçük olan denklemimiz ise, x artı 7, x eksi 6 diye çarpanlarına ayrılır arkadaşlar. Bunu biz tabloya yerleştirelim. İki farklı fonksiyonu inceleyeceğiz. Yani aslında iki katlı tablo incelemesi yapacağız burada. Köklerimiz neler? Köklerimiz eksi 7, eksi 4, 3 ve 6. Yazalım. Eksi 7, eksi 4, 3 ve 6. Şimdi bizim elimizde dediğim gibi iki farklı fonksiyon var. Üstteki fonksiyona f, alttaki fonksiyona g diyeyim. Kökler açık aralık, üstteki fonksiyonun kökleri eksi 4 ve 3 iken alttaki denklemin kökleri eksi 7 ve 6. Şimdi üstteki fonksiyonun işaret incelemesine başlayalım. Pozitif başkatsayılı artı, burada işaret değiştirmezdi. Burada değiştiriyor, burada değiştiriyor, burada yine işaret değiştirmiyor çünkü kendi kökü değildi. Artı, eksi, 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 yine kendi kökünde sadece işaret değiştirecek artı. Şimdi ben ne istiyordum? F'in pozitif olmasını, G'nin negatif olmasını. Yani benim için geçerli aralıklar buralar oldu. Yani eksi 7, eksi 4 aralığıyla, eksi 7, eksi 4 aralığıyla 3, 6 aralığı oldu. Tabii ki burada bizim bahsini ettiğimiz x değeri bir zaman birimi. Dolayısıyla negatif aralıktaki x değerleri aslında bu soru için doğru bir söylem olmazlar. O yüzden bizim sorumuzun cevabı 3,6 aralığı oldu. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda çekirdeki dik silindirin tamamı işte bu kadar litre su almaktadır demiş. Ve CBAC'den büyükmüş. Bakın CBAC'ye eşit olsaydı burası orta nokta olurdu. Yani buranın yarısı olurdu. CBAC'den büyük olduğuna göre buradaki su toplam kapasitenin yarısından fazla. Toplam kapasitemiz neydi? 3x kare artı x artı 12 idi. Bunun yarısından fazlaymış buradaki su miktarı. Ve su miktarının da denklem olarak modellenmiş halinin bu olduğunu söylemiş soru. Dolayısıyla 2'yi karşıya atarsam 3x kare artı x artı 12'yi 2x kare artı 8x artı 30'dan küçük buldum. Buradaki ifadeleri karşıya atalım. X kare eksi 7x eksi 18'i sıfırdan küçük buldum arkadaşlar. Bu denklemin çarpanları nedir? X artı 2 ve x eksi 9'dur. Yani kökleri eksi 2 ve 9 olan bir denklem var elimde. Bu denklemin deltasını incelemeye, özür dilerim, tablosunu incelemeye başlayalım. Eksi 2, 9 aralığındaysa denklemimiz, biz baş katsayısı da artı olduğu için artı, eksi, artı diyebiliriz. Ve biz negatif aralığı arıyorduk, o yüzden burayı işaretledik. Şimdi burada x'in de zaten 3'ten büyük olduğunu söylemiş soru. Biz eksi 2, 9 aralığında 3'ten büyük sayıları arıyorsak bizim için doğru cevap Denizli seçeneği 3,9 aralığı olur. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda bir salıncaktan bahsediyor. Salıncağın açılımındaki alfa ve beta açılarını vermiş. Bu açılar için demiş ki alfa betadan küçüktür.
Alfa beta'dan küçükse bu yüksekliğin buradaki yükseklikten küçük olması lazım. Peki ne diye verilmiş buradaki yükseklik? 2x kare artı 3x artı 4 diye verilmiş. 2x kare artı 3x artı 4 yüksekliğinin burası için söylenen x kare artı 5x artı 7 yüksekliğinden küçük olması gerekiyormuş. Peki aldım bunları karşıya ne oldu? X kare eksi 2x eksi 3 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu denklemi çarpanlarına ayıracak olursam x eksi 3 x artı 1 çarpanlarını elde ederim. X eksi 3 x artı 1 çarpanlarını elde ettiğime göre tabloya yerleştirecek olursam eksi 1 ve 3 kökleriyle işaret incelemesini çok rahat yapabilirim. Artı eksi artı ben eksi aralığı arıyorum. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuza gelelim. İki tabela yapıyormuş Galip Usta ve Galip Usta boyadığı alana göre ücret alıyormuş. Yani bu tabelaların alanları önemliymiş. İkinci tabeladan daha fazla ücret aldığına göre diyor. İkinci tabelanın alanı birinciden fazlaymış demek ki. İkincinin alanı nedir? İşte 2x çarpı 2x artı 6 bölü 2. Yani ikincinin alanı şu ikiler sadeleşecek olursa 2x kare artı 6x. Peki buranın alanı nedir? Burası bir dikdörtgen var burada 4x. X yukarıya çıktı. Burası 3x oldu. Burada bir dikdörtgen daha var 3x kare. Buranın alanı da toplamda 3x kare artı 4x oldu. Şimdi 3x kare artı 4x 2x kare artı 6x'ten daha küçükmüş. Çünkü bundan daha fazla para kazanıyormuş adam. Dolayısıyla x kare eksi 2x'i sıfırdan küçük buldum. Bu denklemi çarpanlarına ayıracak olsam x parantezine aldığımda x eksi 2 küçüktür 0. Dolayısıyla köklerimiz 0 ve 2 oldu. 0 ve 2'yi tabloda inceleyecek olursak artı, eksi, artı, eksi bölgeyi arıyoruz. Cevabımız A seçeneği çıktı. Beşinci sorumuza bakalım. O merkezli çemberde ABCD kirişler olmak üzere demiş. Bu kirişlerin boyları bize verilmiş. Ve soru diyor ki OK küçüktür OL. Şimdi arkadaşlar OK OL'den küçükse bu küçük çember bilgisini de biz hatırlayalım. Demek ki AB CD'ye göre merkeze daha yakın. Merkeze daha yakınsa bu çapa daha da yaklaşmıştır. O yüzden bunun boyundan fazla olmalıdır. Yani x kare artı 3x artı 14 büyüktür 2x kare artı x artı 11. Alalım bunları karşıya. 0 büyüktür. 0 büyüktür. X kare eksi 2x eksi 3 denklemini elde ettik. Dolayısıyla 0 büyüktür. X eksi 3 x artı 1 çarpanlarını elde ettik. Köklerimiz ne arkadaşlar? Eksi 1 ve 3. Biz yine tablo incelemesini başlatacak olsak artı eksi artı eksi aralığı aradığımız için yanıtımız D seçeneği oldu. Altıncı sorumuza gelelim. Benzinin 4 lira olduğu bir bölgede demiş. A'da bulunan bir araç ücretli yolu kullanarak 2 kilometre bölü saat hızla B şehrine gidecektir. Burada diğer bilgilerimizde demiş ki araç saatte 4 litre benzin tüketiyor ve yol ücreti de 40 lira. Şehirler arası mesafe bu olduğuna göre ve A aracının B noktasına varma maliyeti 340 liradan az olduğu bilindiğine göre demiş. Şimdi arkadaşlar 340 liradan azmış maliyetimiz. Maliyeti hesaplayalım. Buraya önce 340'tan küçük bir işaretini koyalım. Şimdi sol tarafa maliyeti hesaplayacağız. Maliyet nedir? Maliyet harcadığı zamanda tükettiği benzin ve yol ücreti. Yol ücreti zaten 40 lira, onu artı 40 diyelim. Bakalım ne kadar benzin tüketmiş? Saatte 4 litre benzin tüketiyor. Peki kaç saat sürmüştür yolu? Şimdi uzunluk bu, yol bu. Zaman da özür dilerim, hız da bu. Neydi hatırlarsak? Yol eşittir hız çarpı zamandı. Biz zamanı bulmaya çalışıyoruz. Zaman ne? Yol bölü hız. Yani yolumuz x kare artı 4x artı 10 bölü hızımız 2. Burası arkadaşlar adamın kaç saatte gittiğini bulduracak denklem. Buradaysa bu denklemi, bu zamanı 4 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü saatte de 4 litre benzin harcıyor. Şimdi burada benzine harcadığı para, burada yola verdiği para
ve toplam maliyeti hesapladık. Toplam maliyet 340 tane de küçük olacakmış. Bu da soruda verilen bilgi. Şimdi 40'ı karşıya atarsam 300'den küçük olacak burası. Burada 4 ve 2'yi sadeleştirirsem 2, 2'yi karşıya bölüm olarak atarsam 150. Sol tarafta elimde ne var arkadaşlar? X kare artı 4x artı 10 var. Ben bu denklemin 150'den küçük olduğunu buldum. 150'yi de karşıya atarsam x kare artı 4x eksi 140 eşittir küçüktür 0 denklemini elde ettim. O zaman x artı 14 eksi 10 diyebilir miyim bunlara? Evet. Öyleyse bu denklemin kökleri eksi 14 ve 10 oldu. Bu denklemin kökleri eksi 14 ve 10 olduysa artı eksi artı dedik negatif bölgeyi araştırıyoruz. X'in değer aralığı burası. X'in değer aralığı burası ise x aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 11 olamaz. Zaten olayı şuraya getirdikten sonra veya buraya getirdikten sonra bu tip bir soruda şıklara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. 7. sorumuz. 7. soruda demiş ki eş iki dikdörtgen biçimindeki tuğlalar konumlandırılmış. Buna göre A ve G noktası arasına bağlanan gergin telin uzunluğu 5'ten küçük olduğuna göre x'in değer aralığı nedir? Şimdi arkadaşlar burada birincisi ben şurada yer alan uzunluğun x olduğunu biliyorum. Buraya bir gelmesi gerektiğini biliyorum. Buraya bir gelmesi gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla buraya x eksi 1 kaldı ve burası 5. Şimdi ben burada Pisagor yapacak olsam x kare artı x eksi 1'in karesi pardon 5 değil 5'ten küçüktü. Dolayısıyla buraya a desem a 5'ten küçükse o zaman a'nın karesi yani şurası bu Pisagor 5'ten yani 5'in karesinden 25'ten küçük olacak. A kare tekrar ediyorum arkadaşlar. A kare x kare artı x eksi 1'in karesi. Pisagor'a göre a 5'ten küçükse a kare 25'ten küçük. Dolayısıyla bu Pisagor 25'ten küçük çıktı. Şimdi ne oldu? X kare artı x kare eksi 2x artı 1 oldu burası. Küçüktür 25 denklemini elde ettim. Şöyle bir toparlama yapalım. 2x kare eksi 2x 25'i de sola alırsam eksi 24 eşittir küçüktür 0. 2 ile sadeleştirip buraya yazıyorum denklemleri. X kare eksi x eksi 12 küçüktür 0 buldum. Bu denklem çarpanların x eksi 4 x artı 3 diye ayrılır. Dolayısıyla bizim tablomuzda yer alacak sayılar yani kökler eksi 3 ve 4 oldu. Şimdi başladım. Artı, eksi, artı ben eksi bölgeyi arıyorum. X'i eksi 3 ile 4 aralığında buldum. Ama benim dikkat etmem gereken bir şey var. Seçeneklerde eksi 3'e 4 yok tamam ama eksi 3'e 4 de olsa benim dikkat etmem gereken çok önemli bir detay var. X eksi 1 diye bir uzunluk var elimde. Yani x bu aralıkta da olsa aynı zamanda birden büyük olmalıdır. Dolayısıyla artık x için en doğru aralık 1 4 aralığı olur. Yanıtımız C seçeneği çıkar. 8. sorumuza baktık. Buradaki taralı alanın 42 birim kareden küçük olduğunu söylemiş soru. Bu şartlarda anlayacağı tam sayı değerlerin toplamı nedir diye de sormuş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Biz ilk önce elimizde y eşittir x doğrusu varsa ve burası a ise a, 10 ise 10 yazabiliriz doğru mu? Y eşittir 2x doğrusu varsa buranın tamamı 2a olmalıydı. O zaman a kaldı. Tamamı yine 20 olmalıydı. Buraya 10 kaldı. Şimdi ben bu yamuğun alanını arıyorsam arkadaşlar bu yamuğun alt taban artı üst tabanını hesaplayacağım. 10 artı a. Çarpı yüksekliğini hesaplayacağım. Yükseklik burası 10 eksi a kadar. Alt taban artı üst taban demiştik. Çarpı yükseklik bölü 2. Küçüktür 42'ymiş. Dolayısıyla 2'yi karşıya attım. Burası zaten 2 kare farkı. 100 eksi a kare. Küçüktür 84 oldu. Dolayısıyla a kare büyüktür 16 oldu. Şimdi iki tarafın karekökünü alalım. Normal şartlarda burası mutlaka olmalıydı. Bu sayede ben a 4'ten büyük işte eksi 4'ten küçük diyebilirdim ama yani bu grafiğe göre a zaten pozitif alana çizildiğine göre burayı eledim arkadaşlar. A'nın 4'ten büyük olması gerektiğini buldum. Ama aynı zamanda da 10'dan küçük olması gerekiyor. Çünkü onun sol tarafına konuşlandırılmış.
Zaten 0-10 aralığında olduğu da söylenmiş. A'yı 4'ten büyük bulduysam, ondan da küçük bulduysam, küçük olarak verildiyse, A'nın alabileceği değerler 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılar oldu. Bu sayıların toplamı nedir? 14, 28, 35'tir. A seçeneği olur yanıtımız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.